Ölürsem o günden önce yandım. Öyle gibi de görünüyor. Anadolu'da bir köy mezarlığına gömüldüm. Ne de uyarına gelirse, tepemde bir de çınar olursa, taş başla istemez ana. Baba, bir eş, bir şair, bir tutsak, bir memleket. Nusret, Piraye, Münevver, Galina, Vera. Saçları saman sarısı, kalbimin kızıl saçlı bacısı. Bu kalple aşık olan bir adam en fazla kaç yıl yaşardı? Hapishanede. Tecritte geçirilen onca yıl. Bakıyorum Moskova'nın pencerelerinin birinden. Seni düşünüyorum memleketim. Kalbimdeki ağrı memleket hasretimle yaşat. Uzatmışlar bir masanın üzerine yatıyor. Bir kadın cesede sarılmış ağlıyor. Masanın üstünde bir ölü, bir adam, bir baba, bir eş, bir şair, bir tutsak, bir memleket. Masanın üstünde bir ölü. Sessiz. Dingi. Geldi. Kaldı. Güldü. Öldü. Nazım Hikmet. Tepeden tırnağa. Sırt üstü bekledim ölümü.
Sevdiğim kadınları deli gibi kıskandım. Şu kadarcık haset etmedim, Charlo'ya bile. Aldattım kadınları. Konuşmadım arkasından dostlarımı. İçtim ama akşamcı olmadı. Hep alnımın teriyle çıkardım ekmek paramı. Ne oldu bana? Başkasının hesabına utandım da yalan söyledim. Yalan söyledim başkasını üzmemek için. Ama durup dururken de yalan söyledim. Bindim trene, uçağa, otomobile, çoğunluk binemiyor. Operaya gittim, çoğunluk gidemiyor. Adını bile duymamış operanın. Çoğunluğun gittiği kim yerlere de ben gitmedim 21'den beri. Camiye, kiliseye, tapınağa, avraya, büyücüye. Ama kahve falıma baktırdığım oldu. Yazılarım 30-40 dille basılır. Türkiye'mde, Türkçemle yasak. Sevdalandım 60'ıma yakın. Sözün kısası dostlar, bugün kederden gebermekte olsam da insanca yaşadım diyebilirim. Ve daha ne kadar yaşarım? Başımdan neler geçer daha kim bilir? Ama yoruldum. Karan! Yapılan tahkikat ve muhakeme neticesinde şair Nazım Hikmet'in isnat olunan komünizm yoluyla askeri isyanı teşvik suçunu işlediği sabit görülmüş, Türk Ceza Kanunu'nun 69 ve 77. maddeleri rücumunca 20 sene hapsine ve bu cezanın daha önce verilen 15 senelik mahkumiyetle birleştirilerek kanunun emrettiği şekilde sanığın toplam 28 sene 4 ay hapis cezası Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz. Dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar. Üç sütun üstüne kapkara aykıran puntolar. Bir Ankara gazetesinde fotoğrafı yanında Amiral Williams'ın. 66 santimetre karede gülüyor. Hürriyet dediği için. Bitsin bu han rüyama dediği için çocuğum Nazım. Memleketim, memleketim dediği için memleketinden uzakta yaşamaya mecbur ettiler onu. Dünyanın en güzel davetini yaptığı için suçluydu Nazım Hikmet. Yardım, defkarlığım.
gelsin ah başından mezar. Seher aydınlığında taze insan, yanık benzin kokusu. Tarlalar ortamadır, kanallarda su. Ne kuraklık, ne jandarma kokusu. Biz bu Türkleri elbette işitecek değiliz. Toprağın altında yatar, huzur çürür. Toprağın altında ölür, kör, sağır. Ama bu türküleri söylemişim ben de anlamlar gözümden. Duymuşum yanık mevzi kokusunu traktörlerin resmiyle çizilmeden. Benim sessiz komşulara gelince, Şehit Aşeli Irgat Osman, çektiler büyük hasreti sağlıklarından. Belki de farkında bile olmadan. Çok güzel bir oyun sergiledi şehir tiyatromuz. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın şairi, mavi gözlü dev adam, büyük şair Nazım Hikmet'in hayatını izlettiler bize. Güzel bir ekip, güzel bir takım. Mersin'e renk katıyorlar ve katmaya devam edecekler. Çok yeni oluşan bir ekip. Ama başlarında onlara katkı sunan, yardımcı olan, mihmandarlıklarını yapan çok büyük ustalar var. Onun için son derece şanslılar. Bizler de naçizane bu kentin şehremini olarak kültüre, sanata, insana, insanlığa, barışa, kardeşliğe, birlik, beraber değer veren, yolunun sanattan, kültürden geçtiğini bilen yöneticiler olarak her türlü desteği vereceğiz, onların yanında olacağız. Mersin'i çok güzel günler bekliyor, çok renkli günler bekliyor. Barış dolu, huzur dolu, kardeşlik dolu günler bekliyor. Çok teşekkür ederim. Sezonunuz hayırlı olsun. Güzel başarılar.